Aslında vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünün en değerli kaynağı bizim Kuvayi Milliye ruhumuz. Yani bu ruhun önderi Mustafa Kemal Atatürk. Biz bayramlarımızı, milli duruşumuzu bir arada göstereceğimiz anlar var. Bunlar çok değerli. Kol kola, omuz omuzu olmamız, geçmişimizi hatırlamamız ve geleceğe de umutla yürüyüşümüz çok önemli. Bugün de atamızın ölüm yıl dönümü, 81. yıl dönümü. Atamızı hem anlayarak hem dua ederek anmanın günü. Dolayısıyla ben 8 yıldır Beylikdüzü'nde hem mevlit okutarak camimizde hem cemevinde lokma dağıtıp dua ederek atamızı anıyorum. Hemşehrilerimle anıyordum. Şimdi İstanbul'da Sayın Valimizle beraber bir arada hem Büyükşehir Belediye'miz hem Sayın Valimiz hem birinci ordu komutanımız bir arada dualarımızla burada andık. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete uğurladığımız mekanında ziyaret edeceğiz. Ardından Karacaahmet Cemevi'ne gidip Alevi vatandaşlarımızla buluşup dualarımızı edeceğiz. Aslında bu ülkede yaşayan her insan hangi inançta olursa olsun dua etmeli. Çünkü bu güzel topraklar bizi bir arada tutuyor. Geleceğe umutla bakıyoruz. Bakın burada çocukların, gençlerin, kadını, erkeği, yaşlısı, genci, herkes bir arada, her görüşten insan bir arada. Bu güzel anları pekiştirmek, desteklemekten güzel bir şey olamaz. Bugün güzel şeyler konuşmak lazım. Güzel şeyler anlatmak lazım. Ne kadar zor günlerden geldiğimizin farkında ama ne kadar güzel günlere koşma konusunda da kararlılığımızı ortaya koymalıyız. Akılla, bilimle. Umut ediyorum ki hani atamızın dediği gibi elbet vücudun bir gün toprak olacaktır ama cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacaktır şiarıyla yolumuza devam ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abi önüme geçiyor.
Abi girmeyin içeri. Gir. Abi önüme geçiyorsun. Bize bir yol verir. Tam burnu yanaştır burada. Yol açabilir miyiz? Yalan. Oğlum davası. Yol açabilir miyiz? Bak başkanım da söylüyor. Özel bir şey oluyor. Lütfen arkadaşlar. Buyurun. Evet. Sizler de alın arkadaşlar. Buyurun. Ben de. Sana iletin. Kadıköy Belediye Başkanı da aramızda. Ona da iletin. Evet, alkışlıyoruz başkanımızı. Sızdığının başkomutanı ve hepimiz için hayatını hiçbir zaman feda etmeyi sakınmadan önüne koyan, milletine her şeyini feda eden, bana göre dünyada ender bulunan, belki de hiç bulunmayan kişisel taleplerini hiç öncelemeden tamamen benim bu cennet vatanda bağımsızlığımı kimse elimden alamaz deyip yola çıkan, bağımsızlık bizim karakterimizdir diyen, tam bağımsız Türkiye ilkesiyle hiç kimsenin hükmünü kabul etmeyen, kula kulluk edeni sevmeyen ve toplumsal adaleti, çağdaşlığı, laikliği, geleceğine bu ülkenin ve bu milletin hediye eden, dünyada eşi benzeri bulunmayan bir lider. İyi ki bu güzel cumhuriyeti böyle bir lider kurdu. Ben hayatım boyunca kendisinin yolunu kendime ışık olarak gördüm. Ve hiç yanıltmadı beni, hiç yanıltmadı. Ben bu ülkede yanılmak istemeyen her vatandaşımızın bu ışıktan yürümesini tavsiye ediyorum. Yanılmaz diyor. Kıymetli canlar, burada yuvamda gibiyim. 10 Kasım'da siyaset yaşamıma dahil oldum olalı. Evet, ben inançlı bir insanım. İnancımdan dolayı bu anma gününde atama dua etmek isterim. Yani tam 8 yıldır ilçe başkanlığında ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nda her 10 Kasım'da Fatih Sultan Mehmet Camii'nde dua eder. Ardından 2-3 saat sonra da Gülpınar Cemevi'nde duamı eder, lokmamızı ikram ederiz. Bu böyle. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Öğle namazında
Valide Sultan Camii'nde dua ettik. Şimdi de İstanbul'un en manevi mekanlarından, dergahlarından biri olan Karacaahmet'teyiz. Burada da, bu güzel ulvi mekanda da ellerimizi açıp atamız için dua edeceğiz. Ve bu güzel anma gününde atamız fikirleriyle ilelebet yaşayacak. Bu güzel anma günümüzde Mustafa Kemal Atatürk'ü herkes duasıyla anabilir, fikirleriyle anabilir. Hangi inançta olursa olsun inanç mekanında anabilir. Bu güzel toprakların, bu güzel milletin minnet duygusunu ve bir arada olma duygusunu pekiştirmek için bu adet çok değerlidir. Büyüyecek ve her yerde 10 Kasım fikirleriyle beraber, bize bıraktığı mirasla beraber atamızı hiç unutturmayacağız. Kıymetli canlar, tabii 10 Kasım'da hatırlamanın yanı sıra bir sorumluluğumuz daha var. Ne Yaradan ne de Ulu Önder Atatürk çalışmayanı sevmez. Bu memleketin iyiliği için vazifemiz çok. Bu insanlığı, bu güzel toplumu bir arada her zaman mutlu, gururlu ve umutlu görmek için yapmamız gereken çok şey var. Göreceksiniz, çok güçleneceğiz. 82 milyon insanımız çok güçlenecek. Bunun en iyi örneğini 16 milyonluk İstanbul'da vereceğiz. Kol kola, omuz omuza güzel, değerli, toleranslı, birbiriyle diyalog kuran, birbirine selam veren, birbirini seven, sayan 16 milyon hemşeri kol kola, omuz omuza bu şehirde yaşam süreceğiz. Kimse kimseyi ayırt etmeyecek. Bunun olması için biz de üzerimize düşen vazifeyi yapacağız. Bunu niye söyledim? Atatürk'ü anlamak ve anmak işini iyi yapmaktan geçer. Bu memlekete hizmet etmekten geçer. Bu yoldan vazgeçmeyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin huzurunda atamıza minnet duygularımızı ve dualarımızı yolluyorum. Ruhun şad olsun. Atatürk'ün kongresini Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tercih ediyor.